Merhabalar Ayşe Deniz'in Örgü Evi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Evet yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere iki şiş örgülerinize çok yakışacak güzel bir modelle geldim. Yazlık bir model arkadaşlar. Şöyle modelin anlatımı için elimde bu şekilde. Şöyle hemen göstereyim. Bebe yünü ip kullanacağım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum ipimizi de. Tabii ki bu modeli sizler ince e, iplerde de deneyebilirsiniz. Evet, şöyle ipimin kalınlığı, inceliği bu şekilde. Şiş numaralarım ise üç buçuk numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şiş kullanabilirsiniz. Hemen dilerseniz modelin yapım aşamalarına geçelim. Şöyle arkadaşlar modelimi ilmekler toplayarak başlıyorum. Sizlere model gösterecek kadar ilmek topluyorum. İlmek sayılarımız ne yaparsak yapalım 7 ve 7'nin katları artı 5 ilmek. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Çok kolay bir model. Şöyle ben ilmeklerimi toplayıp geliyorum. Evet şöyle ilmeklerimi topladım. Şöyle hemen bir hatırlatma daha yapalım. Şöyle arkadaşlar 2 4 6 7 1 modelim için 2 4 6 7 1 modelim için 2 4 6 7 1 modelim için 2 4 5. Şöyle 2 ilmek fazladan atmışım. Şöyle arkadaşlar hemen ayarladım. E, artı 5 ilmek ekliyoruz. Modele çok lastik gerektirmeyen bir model. Siz dilerseniz tabii ki lastik yapabilirsiniz isterseniz. Şöyle hemen modelimi birinci sıradan başlıyorum. Dediğim üzere modelimiz iki sıradan oluşuyor. Şöyle birinci sıradan anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet şöyle ilk sıram olduğu için kenar ilmeğimi örerek aldım. Burada bir düz, bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimden sonra bir düz, bir ters, ters, bir düz ilmek ördüm. Burada devam ediyorum. Şimdi burada iki tane bu örgümüzün ön yüzü arkadaşlar. Hemen burada devam ediyorum. Buradaki ilmeklerimi, iki tane ilmeğimi içten dışa doğru hemen şöyle bir kesim yapıyorum. İçten dışa doğru kesimimden sonra bir, iki, iki tane ilmek ipime doladım yani iki tane doladım tekrar burada iki tane ilmeğimi düz bir şekilde kestim birinci modelimiz bu şekilde arkadaşlar şimdi ikinci modelimize gelelim burada ise bir düz bir ters bir düz ilmek ördük şimdi burada ajur bölümü arkadaşlar bu yapmış olduğumuz dolama yaptığımız yerler ajur bölümü olarak Yine buradaki iki tane ilmeğimi içten dışa doğru bir kesim yaptım. Şöyle iki defa şişimin başına ipimi aldım. Buradaki iki ilmeğimi düz bir şekilde kestim. Bu yapmış olduğumuz kısımlar ara ajurlarımız oluyor. Yine tekrar bir düz bir ters yine bir düz ilmeğimi ördüm. Tekrar ajur bölümüne geldik. İki tane ilmeğimi içten dışa doğru şöyle bir kesim yapıyoruz. İki tanesini birlikte. iki defa bir iki. Şişimin başına ipimi alıyorum. Düz bir şekilde kestim. Kenarda üç tane ilmeğimiz bir de kenar ilmeğimiz burada olduğu gibi arkadaşlar. Bunu da yine bir düz bir ters bir düz ilmek örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Modelimizin birinci sırasında yapacağımız işlemimiz bu. Modelimizin ikinci sırası arka yüzünde ise hemen şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada arkadaşlar ters ilmeklerimizi düz düz ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şimdi burada ilk sırada ters ilmeğim var. Düz bir şekilde örüyorum. Bir düz düz ilmeğimi ters bir ters ters ilmeğimi düz örüyorum. Yani bir önceki yapmış olduğumuzun aynısını yapıyoruz. Bir düz bir ters bir düz. Burada yine Düz ilmeğimden sonra ters ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimden sonra burada şişimize dolamış olduğumuz ajur bölümümüz var. İki tane ipimizi dolamıştık. Buradaki doladığımız birinci ilmeği ters örüyoruz. İkinci ilmeğimizi ise hemen şu şekilde düz bir şekilde örüyorum. Şimdi tekrar düz ters örüyoruz. Ters, düz. Ters, düz. Ters. Ve buradaki ajur bölümüne geldiğimizde ters düz sıramızda ters sıramız olması gerekiyor arkadaşlar. Yine buradaki birinci ajur dolamış olduğum ipi ters, ikinci ilmeğimi ise düz bir şekilde ördüm. Düz ilmeğimden sonra sıramı takip ediyorum. Düz, ters örüyoruz. Yani buradaki ilmeğimi ters, buradaki ilmeğimi düz. Ters, düz, ters. Şimdi ajur bölümüne geldiğimiz zaman yine ters ilmeğimiz var. Yine tekrar ters örüyoruz. Buradaki ikinci dolamış olduğumuz ilmeğimizi düz bir şekilde ördüm. Devam ediyorum. Ters, düz, ters, düz. En son kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şöyle modelimizi bir kez kurmuş olduk. Hemen yeni başlayanlar için hızlı bir şekilde İkinci sırayı da hemen göstermek istiyorum. Yani ikinci örneğimizi de örgümüzün ön yüzündeyiz. Birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters ilmeğimden sonra bir düz ilmek daha alıyorum. Burada ilk sırada yapmış olduğumuzu tekrar ediyoruz. Burada iki tane ilmeğim var. Biri düz bir şekilde görünüyor. Biri de burada ajur bölümü örmüş olduğumuz ters ilmeğimiz. Hemen buradan içten dışa doğru iki tane ilmeğimizi kesiyoruz. Kestikten sonra bir iki şişimin başına ipimi alıyorum. Buradaki iki ilmeğimi de birlikte örüyorum. Burada devam ediyorum. Üç ilmeğim var. Üç ilmeğimin birini düz, birini ters birini ise düz örüyorum ajur bölümüne geliyorum ajur bölümünde yine içten dışa doğru bir kesim mi yapıyorum şöyle hemen içten dışa doğru kesim mi yaptım burada bir iki doladım iki tanesini birlikte ördüm yine bir düz bir ters bir düz ilmeğimi ördüm devam ediyorum buradaki iki ilmeğimi içten dışa doğru bir kesimimi yapıyorum iki defa şişimin başına ipimi alıyorum diğer ikisini de bir örüyorum devam ediyorum bir düz bir ters bir düz ilmeğim ve kenar ilmeğimi ise ters örüyorum Evet, ikinci örneğimiz, ikinci sıramız arka yüzdeyiz. Tekrar hemen bu bölümü de göstermek istiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeğimi, ilk ilmeğimi düz örüyorum. Düz, ters, düz, ters. Düz ilmeklerimizi, ters, ters ilmeklerimizi düz örüyoruz. Hemen burada ajur bölümüne geldiğimizde ters sıramızı yine ters örüyoruz bu birinci ajuru. ikinci ajuru ise düz örüp sıramıza devam ediyoruz. Ters, düz, ters, düz, ters, ajur bölümü, birinci ilmeğimiz ters, ikinci ilmeğimiz düz, devam ediyorum ters, düz ters düz ilmeğimi ördüm. Yine en son ters ilmeğim, aradaki tekrar buradaki ajur bölümündekini ters, ikincisini düz yine devam ediyorum. Ters düz ters düz. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar kendini tekrar ederek ilerleyen örneğimiz. Tabii ki örneğimiz kendini ilerledikçe gösteriyor. Ben sizlere daha önce yapmış olduğum ilerlemiş halini göstermek istiyorum. Evet bunu daha görünür olsun diye kalın bir ipte sizlere modeli anlattım tamamen. Bu da modelimin tıpkısının aynısı ama Ince bir ip ile denedim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. İpimi de hemen göstereyim. Bu şekilde bir ip ile yaptım. Simli Alize şal ipim ile yaptım. Ee, bunda iki buçuk numara şiş kullandım. Bu sizlere göstermiş olduğum kalın ipimde de ise bu ipte ise bu şekilde kalın bir şiş kullandım. Şimdi hemen tekrar modelimi detaylı bir şekilde gösterip videomu sonlandıracağım. Şöyle arkadaşlar modelimiz şu kenarları kabartmalı duruyor. Orta kısımda ajurlarımız var. Bu şekilde şöyle bir model. Aslında kabartması çok kameramda belli değil ama kabartmalı bir örnek arkadaşlar. Şöyle hemen gösterdiğim zaman anlaşılabilir. Şöyle arka yüzüne gelince arka yüzü ise tertemiz duran düzgün bir örnek. Arka yüzümüz bu şekilde. Tabii ki sizler farklı renkte iplerde bu modeli kullanabilirsiniz. Şöyle tiril tiril duran bir örnek arkadaşlar, hoş duran, hafif duran, üzerinde ağırlık yapmayacak şekilde zarif duran bir model. Bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu modelden iki şiş bluzlar yapabiliriz. Bluzlarda yazlık bluzlarda güzel duracağını düşünüyorum. Ee, Etoşallar yapabilirsiniz çeyizlere yelekler yapabilirsiniz altına alt lastiği yapmadan bu şekilde yelek yapabilirsiniz hırkalar yapabilirsiniz bebek örgülerinde kullanabilirsiniz bebek örgülerinde tabi kullanırsanız bu şekilde iplerle yapabilirsiniz çeyizliklerde ise bu şekilde ince zarif duracak şekilde iplerle yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir diğer iki videolarımızda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.